koçukçilik, aşırılaçılık sahnesini ihlasmandıları, şınavandıları. Bana siz bilen hazır yine Xarazmni dağını cihange taratken büyük ataklı sazandalar, maşşaklar, foto suratları bilen tanıştık. Mırıkıp xan çıkarını dinledik. Bu köy bundan selkem 40 yıl ilgari Şavat Tumanı Moskva kalkozunun sabık reisi rahmetli Kudaryanaki Abdullayev teşkil kılgen oturuşmada yazıp alın ya. Keç payet el ayakı tingen tünni yarımı havuz boyu şundin bir acayip mazareli cayda oturup Kamilcanaki atan yazıp Allah zaraki Hasanoviler bilen birge çalgen bu köydü. Köyünün sıfatı 40 yıldan keyin kolumuza gelip çıkan Mahit Plönker'deki sıfatı anca yüksek, zor deyip aytabilmeyimiz. Ama lakin Vilayet Radyosu'nun montajçısı Durdupaşa Sabirova bilen köp minnetliler kılıp birgelikte şu köyünü asıl halıge apkelişke biz muvaffak olduk. Köy cazibadarlıki, oynaklıki, coşkulluki bilen özünün başka nuskalardan katta acayip, cüda acayip durdu. Belki şu türlü yarmıda alıngeni, tilek eşikleri açık payti, tilek kapıları açık payti de bugün için, belki kulayt alan nazarı çıkan bu köyge acayip imaz. Köy yazıp alış carayanında elektrik energiyası uçup, iştirakçılar divizyon yakıp, yazıp alışıkça mecbur bugünler. Halkımızda bir acayip bir nakıl var. Seçeni soysayam kasap soysun degen nakıl var. Ne giyindir şunu yineken? Çünkü kasap soysa her bir nesene o risaladan çıkmayın. Özümlü mihnetim halal olsun. Şu mihnet ailemge, balaçağımge nasip kılsın. Halal yiyip halal içinde risaladan çıkmaydı. Anası üçün kelin yakışısı bu köyge baka verip oturmaylık, esası kulasanı mutakassız alım, profesör, vatandaşımız, dostumuz, Atanazar Matyakov'dan işitsek. Hazırgi işitken köyümüz, Xarazmning en muteber, aziz, ahang ve sadalarından biri. Bu eser, halk arası da ikide nam bilen meşhur. Biri Sakılı Nava, ikincisi Xan Çıkar. Sakılı Nava bu kitabi ananalar bilen bağlıq bolup, makamlar sırasıga kiradigan, Xarazm makamlarının çırtım yolları da en merkezi ve yirik kısımlar bolmuş sakıllardan derek beradi. İkinci namı, bu Xan Çıkar hem Xarazm'da 19. asırda ötken büyük babamız Muhammed Rahim Xan Firuz zamanında terakki tapken bir musika ananelerden kalgen esarettir. Gep şundaki Firuz Xan adetke köre katta sayılı bayramlarda Kur'an ayeti de Roza ayeti de Navruz de Yakip olmasa uluğ zatlarının toy haşamları münasebeti bilen ötkezilediğen sayıllarda halka çıkış adetleri bulgen. Halka çıkış adetleri cüde tantanalı uluğ var ve haşametli bir vakıya sıfatı da uzak müddet tayarlangan ve köpçülüknin hatırası da acayip bir iz kaldırgan. Gep şundaki Xan'ın mahsus ahaynlarga, usullarga çünedigen, ularını hıskıladigen atları bugen. O atlar yaşlı giden
musiqa sadolariga o'rgatilgan bo'ladi. Ana shunday tantanalarda ko'pincha sunnaychilar tomonidan saqili navo chalingan. Endi nimaga boshqa maqomlar emas, buzruk, ros, dugoh, segoh yo iroq emas, aynan shu navo maqomi degan savol tug'ilishi mumkin. Gap shundaki, navo maqomining pardalari, navo maqomining ohang va nolalari ko'pincha sunnay yo'llariga, sunnay tabiatiga mos tushadigan maqom hisoblanadi. Bu qadimdan turkiy xalqlarda, Temuriylar davridan, hattoki undan oldingi davrlarda ham yozma manbalarda turkiy xalqlarning tantanalarida navo maqomlari bu turkiy maqom deb ta'rif berilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Ana shunga ko'ra saqili navo xalq orasida xonchiqar nomi bilan mashhur ham bo'lgandir. Endi bu kuyni ulug'vorligi, bu kuyning salobati to'g'risida gapiradigan bo'lsak, yana ikkita narsaga e'tibor berib o'tishimizga to'g'ri keladi. Birinchisi, bu musiqa asosan ikkita bosh omilga tayangan bo'ladi. Biri parda, ikkinchisi usul. Pardani o'zi ham o'z navbatida ikkita bir qirradan tashkil topadi. Bu pardani asl mohiyatini belgilovchi, uni qolipini belgilovchi tomon va u qolipga sig'maydigan, faqat qalbdan chiqadigan, erkin ijod qilinadigan nolalardir. Ana shu parda nolalar qo'shilib har bir vohaning, har bir yerning, har bir joyning o'ziga xos betakror milliy ohanglari paydo bo'ladi. Shuning uchun ham biz saqili navoni bir pardasini eshitganimizdan darrov bu Xorazm kuyi, Xorazm vohasining azaliy bir ohangi, uni, udumi ekanligiga shubha qolmaydi. Shuning uchun biz saqili navo to'g'risida gapirganimizda uni faqat nomi yoki bo'lmasa bir tarixiy voqealari emas, uni ohangi, pardasi, joni, jismi ham mana shu vohaning qadimiy musiqiy an'analari bilan bog'liq ekanligining guvohi bo'lamiz. Endi ikkinchi omil usul masalasiga keladigan bo'lsak, asli kitobiy manbalarga murojaat qilsak, xususan Feruzxon zamonida Xorazmda yozilgan tambur chizig'ida Xorazm maqomlarining usullari juda aniq, batafsil va to'la to'kis qilib ko'rsatilgan. Ana shu manbalarga qaraydigan bo'lsak, saqillarning usullari maqom silsilasidagi eng murakkab usullardan bo'lib, ular 48 ta zarbdan tashkil topadi. Ammo afsuski, so'nggi vaqtlarda bu murakkab usullarni chaladigan doirachilar, nog'orachilar Xorazmda bu an'ana biroz so'nib, u oddiyroq gum taqqa shaklidagi bir oddiyroq ravon usulda ijro etiladigan bo'lib qolgan. Buni endi negizida albatta bu saqili navoni nafaqat xonlar, beklar davrasida emas, xalq orasida, mana shu omma orasida ham keng taraqqiy topganligidan dalolat berib turadi. Shuning uchun mana bugungi eshitgan saqili navomiz ham aynan shu soddalashtirilgan usul zaminida ijro etilgan. Endi har bir kuy ma'lum va muayyan xonalardan tashkil topadi. Kitobiy manbalarda saqili navo 8 xonali qilib ko'rsatilgan. Ammo lekin hozir ijro etiladigan saqili navolarni eng murakkab shakllari 3-4 xona tarzida namoyon bo'ladi. Bundan chiqadigan xulosa shuki, demak, buning asl nusxalari, asl shu ustoz sozandalar, ustoz sunnaychilar, ustoz doirachi, nog'orachilar tomonidan ijro etilgan saqili navo hozirgi eshitilib turgan saqili navodan kamida 2 barobar
murakkabroq, ikki barobar yirikroq degan xulosaga kelishimiz mumkin. Albatta, bugungi biz eshitayotgan Soqili Navo ham Xorazmmi bizni asrimizdagi ikkita buyuk sozandasi, biri Komiljon aka, ikkinchisi Allazar aka tomonidan ijro etilgan. Endi Komiljon akani serqirra ijodi to'g'risida oz bo'lsa-da ma'lumotlarga egamiz. U kishini betakror ovozi, betakror nolasi, pardasi, usullari, jozibasi to'g'risida Xorazm shinnavandalari oz bo'lsa ham ma'lum bir tushunchalarga egadir. Ammo lekin ikkinchi bir Komiljon akani yonida turgan ikkinchi bir ulug' sozanda Allazar aka ijodi afsuski ko'pchilikka ma'lum emas. Vaholanki Allanazar aka bu bizni asrimizda bir mo'jiza. Mana shu Xorazmmi cholg'u yo'llarini, cholg'u maqomlarini, umuman cholg'u kuylarini biluvchi eng yirik piri ustozdir. Allazar aka ko'p eski ustozlardan, xususan Matpana otadan, undan keyin Hojixon otadan ana shu maqom yo'llarini yanada to'la to'kisroq o'rganib, hozirgi kunda maqomlarning cholg'u qismlari, ana shulardan saqlanib qolgan peshravlar, muhammaslar, saqllarni to'la ijod qiluvchi, to'la talqin qiluvchi birdan-bir sozandalardan biridir. Endi doim katta kema, katta ummonga qarab intiladi deganidek, katta sozandalar albatta yirik kuylarga qarab intiladi. Ulardan o'ziga ijod oziqalarini axtaradi. Mana shu yozilgan Soqili Navoda ham, bu noyob yozuvda ham ikki buyuk sozanda juda bir jo'shqin holatda, juda bir ijodiy ko'taringi holatda bir-biriga bir pinhoniy musobaqa qilib, pinhoniy deyishimizni sababi ular ochiqdan ochiq bir-birini bosib ketishga harakat qilmasdan bir-biriga yo'l berib, bir-biriga hurmat qilib, bir-birini tinglab, ohangidan, ruhidan ilhom olib, parvoz qilib mana shu Soqili Navoni ijro etganlar. Garchi bu yozuvni texnik jihatdan, yozilish sharoiti jihatdan ayrim nuqsonlarni aytish mumkin bo'lsa ham, lekin bularni bir samimiylik jihatidan, ijodiy barq urish jihatidan bu juda bir noyob yozuv hisoblanadi. Shuning uchun bu yozuvni topgan, bu yozuvni axtargan mana shu Komiljon aka ijodini o'rganish uchun alohida bir kuch, quvvat bag'ishlab yurgan Abdulla akamizga alohida bir minnatdorchilik aytishimiz kerak. Chunki Abdulla aka o'zi ota-bobolarini kasbini, mana Xudoybergan devonibning bu kishi nabaralari, mashhur suratchi Yusuf akaning o'g'li Abdulla aka o'zlari nafaqatgina bir mohir mana shu suratchi, tashviqotchi bo'lmasdan ana shu Xorazm san'atining asl ildizlarini o'rganish, shuni xalqqa yanada qaytarishdek bir xayrli ishlarni ustida yurgan odam. Mana shuning uchun fursatdan foydalanib shu Abdulla akaga men tinglovchilar nomidan, mana shu Komiljon akani, Allazar akani ijodini sevuvchilar nomidan, Xorazm shinavandalari, o'zbek shinavandalari nomidan minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Gumbazlarda yonur ajib sinoat. Munaqqash peshtoqlardan sirli ohang taraladi.
yurak nidolariga onasan, ey tabiat, har bitta qo'shig'ingdan yangi qo'shiq yaradi. Yüzünde hava sepede tamgalan Kedi karayan Yeah, I'm a
bolaka uyumuzga tez-tez kelib turardilar. Usta, alashtirmang, kechiring. Bu safar sizdan vaqtliroq xabar ola olmadim, deb akam Yusufjon aka Hasanovdan uzr so'rardilar. Halol bir so'zli Xorazmda mashhur xalqimizni hurmatiga qozongan Yusufjon aka Hasanov Kamiljon akani shunday bir do'st tutardiki, to'qqan birodaridan ham ustiroq qo'yardi. Qisqasi o'z tilimiz bilan aytganda, ular orasidan qil o'tmasdi. Qani xolani bo'satinglar, chiqinglar. Chekadiganlar, ichadiganlar, o'ksiradigan, aqtiradigan bo'lsa, xonadan chiqinglar. Hozir yozuv paytida xonani xoli qo'yinglar. Aslida yozib olali, kuy yozib olali, keyin ishlaysizlar, marhamat deb hammani xonadan chiqaraydilar. Ko'chamizda bir charroha bor edi, uyimiz oldidagina. Traktor, mototsikl mashinalarining tovushi lentaga yozuvga tushib buzmasligi uchun shu charrohada alohida bir odam qo'yardi akam. Mana shuning did bilan katta talab qo'yib yozuvlarni bajarar edik. Yaxshisi keling shu 60-chi yillarda uyimizda yozilgan Mashhab g'azali bilan aytiladigan bo'lmaguncha ashulasini eshitaylik. Thank you.
Gel hanım gel hey, açın gönlüm gel ha.